Dolayısıyla bu Silivri'de bu insanların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bölümünün, yani üst kademenin hemen hemen yarısından fazlasının tutuklanması ve haklarında minimum 15 yıldan başlayan çok sayıda müebbet hapis cezasının istenmesinin arkasında bu biraz önce söylediğim, girişte söylediğim Türkiye ile ilgili büyük projenin bir öyle bir ayağı lazım. Buradaki şey var. Ordunun moralinin bozulması, orduda NATO'dan gelen her habere tak yani böyle selam duran kimi generallerin belli noktalara getirilmesi meselesi vardır. Yani Büyük Atatürk'ün generaliyim anlayışı ruh hali içindeki hemen hemen herkes Silivri'de. Bu arada benim de geçenlerde haberim oldu. Aslen Gerseli, Halil Kalkanlı, Tuğ General'de annesi Sinop'ta oturuyor. O da Silivri'de. Bu vesileyle Gerzi İlçe Başkanımız telefonla durumu bana bildirince onu da ziyaret ettim. Herkese selam var. Üstümüzde kalmasın. Peki bu yapılırken bir yandan da var bildiğiniz gibi Deniz Feneri davasının hakimlerini ne yaptılar biliyorsunuz? Patent hakimi yaptılar. Patent davalarına bakıyorlar şimdi. Öyle de bir arada fark var. Bu bakımdan bu işleri bir bütün görmek lazım. Laiklik karşıtı süreci de, bu açılım sürecini de, anayasa değişikliği sürecini de, Silivri'yi de hepsini bir bütün görmek lazım. Fotoğrafa bir bütün bakmak lazım. Böyle bütün baktığımız zaman şu işte dediğim olacak. Yani proje bu. İki şeyi değiştireceksin. Amerika ne istiyor? Orta Doğu'da sınırların değişmesini istiyor. Türkiye de buna dahil. AKP ne istiyor? 29 Ekim 1923'ten rövanş almak ve millet kavramını bir kenara koyup ümmet kavramı üzerinden Anadolu'da hükümranlığını sürdürmek istiyor. Oh ne abi? İkimizin isteğinin örtüştüğü yer neresi? İkimizin isteğinin örtüştüğü yer açılım projesi altında yanına anayasa sürecinde ekleyerek güya demokratikleşme adı altında Türkiye'de sınırları ve rejimi eş zamanlı değiştirmektir. Tehlike budur. Olayın özü budur. Bu kadar açık. Şimdi bu Silivri'yi kapatayım ama özel sohbetlerimizde anlatırım. Ya da sadece bir tanesini söyleyeyim. Bilginiz olsun. Şu notlardan. Mesela şeyi söyleyeyim. En çarpıcı Genelkurmay Başkanı'nın söyleyeyim. Şimdi İlker Başbuğ hakkındaki